Sağlıklı Hayat'tan hepinize mutlu sabahlar efendim. Bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen. Biz bugün tabii ki hayatlarımıza dokunan o sihirli ellerin sahibiyle birlikte yine güzelleşmeye dair her şeyi konuşacağız efendim. 0212 625 64 64'ten bizleri arayarak ya da WhatsApp hattımıza da mesajlarınızı göndererek sohbetimize sizler de eşlik edebilirsiniz. Estetik cerrahiye dair merak ettiğiniz her şeyi kendisine sorabilirsiniz diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördük, çok daha iyi olduk. Çünkü her kadın gibi aslında beni de bu konularda sohbet etmek çok mutlu ediyor. Evet. Çünkü hep konuşuyoruz ya, detaylı öğrenmek, tüm hatlarıyla öğrenmek bu operasyonları gerçekten çok önemli. Çünkü kimi zaman içinde riskler de barındırabiliyor ve bunları dürüstçe, objektif olarak sizin gibi doktorlardan duymak aslında bu süreçte hepimizi rahatlatıyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum size, sonuna kadar katılıyorum. Evet. Bugün yine kadınların ve erkeklerin ortak şikayet noktası olan göz kapaklarını konuşalım istedik sizinle. Tabii ki. İnsanlar size ne taleple geliyorlar? Çünkü bunu çok duyuyoruz ve sanırım yaş ilerledikçe mi birazcık daha sık karşılaşıyoruz göz kapağı kaldırma operasyonlarıyla acaba? Şimdi şöyle, ben bu konuya şöyle bakıyorum. Yani estetik deyince işte yüz estetiği başka bir konu, vücut estetiği başka bir konu. Fakat biz her ikisini de gerçekleştiriyoruz. İnsanların amacı aslında şu, yaş almak istiyoruz ama yaşlanmak istemiyoruz. Kesinlikle. Yemek istiyoruz, içmek istiyoruz ama kilo almak istemiyoruz. Değil mi? Asıl evet. Yani iki noktada kilitleniyor her şey. Amacımız hani zaman geçsin, güzel yaşayalım ama yaşlanmayalım. Ki bunun da en önemli kriterlerinden bir tanesi yüz. Yani insan yaşlanmaya başladığında ilk başta yüzünde başlıyor bütün bu olaylar aslında. Kesinlikle ve biraz da sanırım en ön planda olan noktamız da evet. Yüzümüz bizim insanlarla iletişim kurarken. Evet. Geçen programlarda bahsetmiştik. Burun yüzün ortasındaki en önemli ögeydi. Ve burunla ilgili en ufak bir problem varsa zaten direktman sizi gören birisi burnunuzu görür ve burundan daha derine geçemez. Eğer burnunuzda sorun yoksa bu takdirde kaşlar ve gözler ilk bakıştığımız zaman, birimize baktığımız zaman direktman kaşlara ve gözlere bakarız. Yani insanlar burunla ilgili bir problemi yoksa direkt kaşına ve gözüne bakıyor. O yüzden atalarımız kaşla göz geri kalan söz demişler biliyorsunuz. Evet. Çok önemli. Bugün özellikle konu olarak hakikaten göz kapaklarını, kaşların üzerinde durmak istedik. Hakikaten çok da güzel bir konu. Günümüzde Avrupa'da, Amerika'da yani gelişmiş milletler dediğim daha doğrusu 40 yaşın üzerindeki herkes şunu diyor. Ya benim artık göz kapaklarımı yaptırma zamanım geldi. Gideyim şu göz kapaklarımdaki fazlalık dereleri aldırayım. İşte torbalarım var. Gözaltı torbalarım belirginleşmeye başladı. Artık bunları aldırayım. Yani bunu artık bir kozmetik sorundan ziyade bir sağlık sorunu olarak gören. Yani tamam artık hani yaşım geldi bunu yaptırayım. O yüzden hani batılı memleketlerde en çok yapılan estetik cerrahi müdahaledir göz kapağı estetiği. Ama ben çok da hassas bir müdahale olduğunu düşünürüm hocam. Evet. Çünkü bizzat şahit olduğum çok kötü de bir örnek var benim çok yakın çevremde. Evet. İnanır mısınız yani bir operasyon sonrasında maalesef hekimden dolayı tabii ki burada hani kimseyi zan altına bırakmak istemem ama çok kötü de bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Buna katılıyorum sonuna kadar çünkü göz kapakları çok hassas. Her şeyden önce göz kapağı denildiği zaman şimdi gözle ilgili olunca hastaların pek çoğu bunu göz hekimlerinin yaptığını düşünüyorlar. Evet. Halbuki göz hekimleri sadece glob dediğimiz göz küresiyle ilgilenir. Bizlerse plastik cerrah olarak, estetik cerrah olarak göz kapakları, alt göz kapağı torbaları, kaş, yüz bu konular tamamen plastik cerrahinin ilgi alanıdır. Fakat günümüzde tabii ki estetik cerrahi bir rant meselesi gibi görüldüğü için ister istemez bu konuya el atmayan kalmadı. Kesinlikle maalesef. Yani kulak burun boğazcısına bakıyorsunuz o da göz kapağı yapmaya çalışıyor. Göz doktoruna bakıyorsunuz o da göz kapağı yapmaya çalışıyor. Hani yetenekli yeteneksiz bu işte tecrübeli tecrübesiz hemen herkes göz kapağına el atmak istiyorlar. Kesinlikle öyle çok evet. Aslında çok kolay bir işlenmiş gibi bir evet. Algı sunuluyor ama aslında hiç de öyle değil diyebiliriz. Kesinlikle yani emin ellerde yaptırmamız çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Hatta günümüzde medikal estetikçiler, dermatologlar işte göz kapağı derisinde yanıklar yaparak küçük böyle plazma deniyor ona şu anda. Bu şekilde yapılarak onun düzeltilebileceğine inandırdıkları bir halk kitlesi de söz konusu.
Sözün kısası göz kapağı çok ciddidir ve bunun gerçekten böyle bir probleminiz varsa ilk etapta bir plastik cerrahla karşılaşmanız gerekiyor. Mutlaka bir görünmelisiniz yani. Gideceğimiz doğru adres kesinlikle plastik cerrah değil mi? Çünkü konuya ben şu gözle bakıyorum. Şimdi üst göz kapağı dediğiniz şey sadece göz kapağınızdaki deri fazlalığı ve torbadan ibaret değildir aslında. Bununla beraber kaşınızla ilgili bir problem de söz konusudur. Yani göz kapaklarının aşağı inmesi aslında kaşın da aşağı inmesiyle paralel ilerliyor. O yüzden biz böyle bir hastayı gördüğümüz zaman ne diyoruz? Evet, sizin göz kapağınız var ama sizin asıl belki de kaşlarınız aşağıda, kaşlarınızı biraz kaldırmak gerekiyor. Bakın siz göz kapağı için geldiniz, oysa ki biz size kaştan bahsettik. Evet, o zaman aralarında doğru bir orantı var diyebiliriz. Aynen öyle. Ya da size diyoruz ki göz kapağınızı yapalım, evet bu gerekli ama bir 6 ay sonra da gelin kaşlarınızı kaldıralım. Çünkü sizin istediğiniz o canlı bakışa ulaşmak için, o genç görünüme ya da buradaki kaz ayaklarındaki oluşmuş olan kırışıklıklardan kurtulmak istiyorsanız bu göz kapağıyla düzelmeyecek. Bu ancak kaş kaldırmayla düzelecek. Çünkü hastaların bize başvuru sebeplerinde göz kapağı torbasıyla beraber buradaki kaz ayaklarında oluşan kırışıklıkları aslında göz kapaklarından oluştuğunu düşünen bir hastayla karşı karşıyayız. Evet. Yani göz kapağı estetiği kırışıklıkları yok etmez. Ama hasta kırışıklıklarını yok etmek için göz kapağında sorun olduğunu düşünüyor ve göz kapağımı yaptırırsam kırışıklıklarım da düzelir diye düşünüyor. Ya da göz kapaklarımı yaptırırsam kaşlarım kalkar diye düşünüyor. Göz kapağı kaşı kaldırmaz. Kaldırmaz ve tek başına da yeterli değildir o zaman. Tek başına yeterli değildir. Ve görüntüde. Hani siz estetik olarak güzel bir şey elde etmek için gidiyorsunuz. Tamam, ifadeniz doğru. Göz kapağımı yaptırmak istiyorsunuz. Doktor da gel senin göz kapağını yapayım diyor. Ama sizin alttaki sizi rahatsız eden konudan, problemden kurtulmuş olmuyorsunuz. Bu aynı şekilde alt göz kapağı torbaları için de geçerli. Bakın torbalanmalar oluyor alt göz kapağında biliyorsunuz. Evet. Yaşla beraber. Ve o torbalanmalar oluştuğunda kişi artık böyle hani alkol mü alıyorsun, uyumadın mı, çok mu ağladın, uyuşturucu mu kullanıyorsun gibi pek çok sorularla muhatabı haline geliyor. Kesinlikle gün içinde değil mi? Ve evet. Artık böyle tetikte oluyorlar aslında bu insanlar maalesef ve sürekli sanki bir açıklama yapmak zorundaymış ya da sürekli makyaj yaparak gezmek zorundaymış gibi hissediyorlar. Aynen öyle. Hatta bu torbalan başladığında bunun altında hafif çukurluklar oluyor. O bölgedeki çukurluklar orayı koyu gösteriyor. Göz kapağı çevresinde halkalanma, koyu renkler ki bu da kişiyi gerçekten hani ciddi anlamda görsel olarak rahatsız ediyor. Ve pek çok kişi bundan kurtulmak için gözlük takar biliyorsunuz. Sürekli gözlükle gezen, güneş gözlüğüyle gezen ya da normal gözlük takarak bunlardan kurtulmaya çalışan insanlar var. Sözün kısası alt göz kapağını ayrı, üst göz kapağını ayrı, kaşı ayrı değerlendirmek gerekir. Kaz ayaklarındaki kırışıklıkları ayrı değerlendirmek gerekir. Ve bütün bunlar olduğunda size çok genç, çok canlı, dinamik, çok bir dinlenmiş değil dinlenmiş mi? Dinlenmiş böyle bir görüntü vereceğinin bilinmesini isterim. Yani bu tip hastalarımız bize ne diye geliyor? Yorgunum, üzgünüm, bitkin görünüyorum. Herkes bana son zamanlarda çok yaşlandın, çok yorgun görünüyorsun diye. Hasta mısın? Hasta mısın? Ne oldu sana? Evet. Gibi eleştirileri duymaya başlayınca diyor ki bir gideyim. Ve biz bu ameliyatı yaptığımızda o kişiye daha genç, daha canlı, daha dinamik bir görüntü vermeyi hedefliyoruz. Ve bununla ilgili de ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki hocam şunu sormak istiyorum. 40 yaşından sonra da dedik ya mesela daha çok tercih ediliyor. Evet. Ama ondan önce de biz bu operasyonları tabii ki yapabiliriz değil mi? Bunun mesela özellikle biraz daha bekleyelim, daha yaşın genç gibi bir şey söz konusu mudur burada? Çok güzel bir konuya değindiniz. Mesela alt göz kapağı ile üst göz kapağını ayırmak gerekiyor demiştim ya az önce. Alt göz kapağında mesela çukurluklar oluştuğunda bu 20'li yaşlarda da olabilir. Yani genç kızlarda mesela çok fazla geliyor. Geliyor diyor ki benim diyor alt göz kapağım burasında diyor çukurluk var. İşte mor gözüküyor. Yani torbam gözüküyor gibi. Bu tip hastalara ameliyatsız çözümler öneriyoruz. Yani gel diyoruz. Oraya bir ışık dolgusu koyalım. Küçük bir dolgu yani iğneyle yapılan, bir dakika bile sürmüyor. Yapıldıktan sonra hasta çok memnun bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu oradaki çukurluğu doldurduğu için torbada kamufle olmuş oluyor. Zaman kazandırıyor. Biraz önce söylediğimiz gibi bir rahatlama sağlıyor değil mi? Aynen öyle. İşte diyelim ki kaz ayaklarında kırışıklıklar varsa
Bu yani 30'lu yaşlarda olabilir, 25'li 30'lu yaşlarda olabilir. Bazı insanlar beyaz tenli, derisi ince, güneşe çok hassas, kırışıklığa çok meyilliyse cildi. Bu hastalara mesela bir botoks yapıyorsunuz. O bölgede kırışıklıklardan hastayı kurtarıyorsunuz. Biraz kaşını kaldırıyorsunuz falan filan. Bu yani illaki 40 yaşı diyerek bir skalamız yok. Hatta bazen 50 yaşına gelmiş bir hastaya size gerek yok da diyebiliriz. Yapısal bir şey. Bazı insanlar yapı olarak. Bu şanslı grup diyebiliriz bunlara. Aynen öyle. Aynen öyle. Mesela üst göz kapağındaki deri fazlalığı ya da oradaki torbalanmalar bazen çok genç yaşlarda da olabiliyor. Ben mesela geçtiğimiz günlerde bir hastam vardı. Annesi göz kapağı için geldi. Anneye ihtiyaç yok diyorum bakın. Kızı var 25 yaşında. Kızına da ihtiyaç var diyorum. Şimdi bakın nasıl bir şey. Evet. Değil mi? Yani 25 yaşında kızın üst göz kapağı estetiğine ihtiyacı var. Anne işte 50'li yaşlarda ama annenin ihtiyacı yok. Olabiliyor böyle. O yüzden bizim yaptığımız işlerde yani hastalık yok, hasta var. Her hasta farklı şekildedir. Kesinlikle biraz profile özel uygulamalar aslında. O yüzden yaş grubu olarak yani 30'lu yaşlarda yaptığımız hastamız da oluyor. 40'lı yaşlarda ya da 50'li yaşlarda gerek yok dediğimiz kişiler de olabiliyor. Burada hedeflediğimiz şey nedir? Fazlalık olan deriyi almak, torba varsa o torbalardan sizi kurtarmak, daha canlı, daha genç, daha diri bir bakış sağlamak, dinamik bir bakış sağlamak. Eğer hastanın bununla beraber kaşında bir düşme var ise, kaşta da bir düşüklük var ise ya da kaşları böyle daha kalkık, daha canlı bir bakış istiyorsa bunu da daha sonra ya da aynı seansta kaş kaldırmayı da ekleyerek bu hastalara özellikle yüzün üst 1/3'ündeki o fresh, o canlı görüntüyü ki bu çok önemli. Çünkü insanlar birbirlerine baktıklarında direktman kaş ve gözlerini görürler. O yüzden bu da sizin için belki de en önemli yüzünüzdeki ameliyat oluyor. Kesinlikle. Günlük yaşamımızı idame ettirirken zaten dedik ya biriyle değil mi bir sohbet ettiğimiz evet. Sırada ilk başta göz teması kırıyoruz çünkü bizler. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden gerçekten bu konuda rahatsız olan insanların şikayetlerini giderilmesi çok çok önemli diye evet. Düşünürüm ben de hep. Bir de erkekler var tabii. Mesela daha çok kadınlardan duyuyoruz ama bu konuda çekinen erkekler de var. Bu konuda çok rahatsızlar, çok şikayetçiler. Ama size gelen profil var mıdır? Onlar da çok başarılı oluyor değil mi sonuçta? Tabii ki. Erkekler de bu yani göz kapağı estetikleri de çok sık yapıyoruz. Çünkü erkekler için daha da ciddi rahatsız edici bir şey olabiliyor. Çünkü erkek normal günlük hayatın içerisinde olduğu için toplum içerisinde onu eleştiren daha fazla olabiliyor. Ya da işte alkolik misin? Alkol mü alıyorsun sürekli? Gececi evet. Misin? İşte gece nöbet mi tuttun falan gibi. O yüzden erkekleri de sık yapıyoruz. Bu arada tabii üzerinden geçemeyeceğim bir konu var. Özellikle kaşların alınması. Günümüzde biliyorsunuz erkekler de çok fazla. Bazen şuralarda kaşlar oluyor. O kaşları evet, aldırıyorlar. Evet. Tabii onu alınca otomatik olarak kapak da ortaya çıkıyor. O yüzden daha genç yaşlarda bile erkek hastalara göz kapağı yaptığımız oluyor. Ama torba problemi varsa zaten yani bu torbası olan kişi yani alt göz kapağı torbasından bahsediyorum. Eğer bir kişinin torbası artık varsa, belirginleşmişse bu hiçbir zaman düzelmeyecektir. Daha kötüye gidecek, daha iyiye gitmeyecek. Yani sizin bir torbalanmaya eğiliminiz varsa ve başlamışsa siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Yani tuzsuz yiyin, proteinli yiyin, proteinsiz yiyin, işte iyi uyuyun, uyumayın fark etmez. Torba başladıktan sonra artık geri dönüşü yok. O zaman beklememiz tamamen zaman kaybı diyebiliriz. Aynen aslında. Öyle. Yani bunun ihtiyacınız varsa artık bunu yaptırmak durumundasınız. Ve yaptırarak ancak bundan kurtulabilirsiniz. Dolgu bu noktada sadece olayı biraz uzatır. Yani dolgu yaparak torbanın altındaki o çukur olan kısmı doldurmuş oluyoruz. Böylelikle size zaman kazandırıyor. Ama hiçbir şekilde yok etmiyor aslında. Evet, kurtulmak istiyorsak da kaçışımız yok diyebiliriz. Aynen o halde öyle. Aynen öyle. Hemen istediğimiz o fresh görüntüye kavuşmak evet. Ellerimizde diyelim. Evet. Peki süre olarak ne kadar süren bir operasyon diyebiliriz? Yani üst göz kapakları yarım saat sürer. Alt göz kapaklar da yarım saat sürer. Tabii bunları lokal anestezi altında yapabiliriz. Genel uyutarak yapabiliriz. Ha ben neyi tavsiye ediyorum derseniz evet. Yani genel anestezi tavsiye ediyorum. Genel anestezi. Sebebi de şu, bizim halkımız tabii ki ameliyat deyince çok korkuyorlar, çok ürküyorlar. Bu da ister istemez işleme başladığınız anda hastanın yani lokal anestezide yapıyoruz mesela. Normal tansiyonu 120'ye 80. Biz hadi masaya yatın diyoruz. Hiçbir şey yok, daha yapmamışız. Tansiyon bir anda 150'ye 80 oluyor. 150'ye 90 oluyor.
Yani tansiyon direkt olarak yükseliyor. O da otomatik olarak hastanın ameliyattan sonra oluşacak morluğunu ve şişliğini artıracaktır. Yani bizim halkımız gerçekten yani cerrah deyince veya da bir ameliyat deyince biraz paniklemeye meyilli bir toplumumuz, evet, evet maalesef. Evet. O yüzden genel anestezi çok daha iyi çünkü genel anestezide en azından tansiyon daha stabil ilerliyor. Öyle olunca da hasta daha hızlı iyileşmiş oluyor. Çünkü bu operasyonun iyileşme süresi çok kısa. Evet, onu da soralım. Evet, yarım saat sürüyor dediğim gibi. Kalışa da gerek yok değil mi hastanede, hemen uyandıktan sonra taburcu olabiliyorlar. Aynen öyle. Yani uyandı, kendine geldi, 1-2 saat sonra taburcu olabilir. Tabii gelirken hep diyoruz hastalarımıza mutlaka bize bir güneş gözlüğüyle gelin ki hani gözlükle gezebilirsiniz. Gözlükle markete gidin, alışverişe gidin. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu iyileşme kaç günde tamamlanır hocam? 5 gün. 5 gün. Evet. Yani 5 gün sonra tekrar kontrole gelip oraya koyduğumuz küçük dikişler oluyor. Onları almayı tercih ediyoruz. Kendi kendine eriyen dikişleri orada çok tavsiye etmiyorum. Almak daha mantıklı. Evet. Ama hastanın çok özel bir durumu vardır. Gelmiştir mesela, İstanbul dışındadır. Geldi işte, yaptırıp hemen ertesi gün gitmek istiyor. O zaman eriyen dikişler koyuyorum ama normal şartlarda almayı tercih ediyorum. 5 gün sonra kontrol, ondan sonra normal hayata devam edecek. Normal günlük rutinine, evet, hemen geri dönebilir. Tabii tabii. Kolaydır. Ağrısız olan bir şey değil. Dediğim gibi eğer hastanın özel bir problemi yoksa, kan sulandırıcı bir ilaç kullanmıyorsa morluk fazla olmuyor. Çok rahat bir şekilde hayata devam edebilir. Morlukla ilgili de merak eden bir izleyicimiz varmış. Evet. Tam onu okuyacaktım. Ben, evet, de günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ne kadar mor kalır acaba? İşe ne zaman geri dönebilirim? Gözaltı torbalarımı aldırırsam eğer, demiş. Dediğim gibi maksimum bir hafta. Yani bir hafta sonra işinize dönebilirsiniz. Hı-hı. Çok rahat bir şekilde. Yani sadece bu operasyon öncesi eğer düşünüyorsanız bir hafta 10 gün öncesine itibaren aspirin gibi herhangi bir ağrı kesici ilaç kullanmayın. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanmayın. Bunlar çok önemli. Çünkü bu yaş grubunda özellikle 40-50 yaş grubundaki hastalar zaten ağrı kesici almaya meyilli olabiliyor. Evet. Ya da tansiyonları yüksek olabiliyor. O yüzden bu tip hastalarda morluk oluyorsa bu hastanın aslında kullandığı bir takım ilaçlara bağlı olacağı şeyler. Yoksa biz ameliyat esnasında çok titiz ve dikkatli davranıyoruz ki. Çünkü hasta hani morardığı zaman ben biliyorum geçecek bu. Hasta da biliyor ama sanki o işler kötü gitmiş gibi bir algı oluşturuyor çevrede. Evet. Çok morardı falan gibi düşünülüyor. Aslında böyle bir şey değil. Ama nihayetinde mor olmadan iyileşmek tabii çok daha hızlı bir iyileşme gibi geliyor. O yüzden siz zaten mümkün olduğunca, evet, bu ihtimali en aza indirmeye çalışıyorsunuz ama hep bahsediyoruz ya, sanırım cildin yapısıyla da ilgili bir şey değil mi bu morluk? Evet, kişilerin yapısıyla alakalı. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim. Siz bayansınız. Mesela bazıları bayan işte kolunu bir yere vurur hemen morarır değil mi? Evet. Benim mesela çok çabuk morarabilir. Demek ki siz morluğa yatkınsınız. Hı-hı. Yani dokunsanız belki şuraya değil mi? Birisi kolunuzu bir sıkı tutsa, evet, belki beş parmağın izi çıkacaktır. Bu bazı insanların yapısında olan bir şey. Demek ki bu kişiler morarmaya çok yatkın. Bu kişilerde mesela morluk olabiliyor. Neyse, sözün kısası morarlık üzerine çok fazla durmamak lazım. Sonuçta, evet, bu insanları korkutmasın, geçecek olan bir şey. Ama nihayetinde bu iş zor bir işlem değil, ağrılı bir işlem değil. Ameliyat sonrası bir ağrısı sızısı yok. Dediğim gibi isterse lokal anestezi altında yapılabilir. Hastanede uzun süre kalması gerekmiyor. Yani aynı gün bile taburcu olabiliyor. Sadece bir güneş gözlüğüyle gelmeleri kafi. Öyle. Güneş gözlüğü kullanarak zaten ertesi gün bile normal hayatlarına, evet, devam edebilirler. Aynen öyle. Hiçbir sorun yok. Aynen diyelim. Öyle. Artık zaten çok çok sık karşılaştığımız, çok da özendiğimiz uygulamalar oluyor bunlar karşılaştığımız, evet, esnada. Evet. Bir de yüz germe var tabii ki. Biraz da bu süreci sizden dinleyelim. Bugün sizi çok yoracağız. Yok, ama hayır. Çok merak ettiğimiz sorular var gerçekten. Şimdi tabii ki yüz çok önemli. Yüz germe isteyen bir hastanın bize mutlaka bir konsültasyona, yani bir görüşmeye gelmesi, bir muayeneye gelmesi gerekir. Sebebi de şu, yüz dediğimiz olay sadece işte şöyle tut çek ya da bir tık şöyle bir şey yapalım gibi olmuyor. Yani yüz herkeste farklı ve herkesin ihtiyacı da birbirinden farklı. Biz yüzü aslında 4-5 basamakta inceliyoruz. Yani kaşları ayrı değerlendiriyoruz, göz kapaklarını ayrı değerlendiriyoruz. İşte yüzü ayrı değerlendiriyoruz, orta yüzü ayrı değerlendiriyoruz, çeneyi ayrı, gıdıyı ayrı. Aslında hem her bölgeyi ayrı ayrı değerlendiriyorsunuz hem de bir bütün olarak da ele, evet, almak zorundasınız değil, evet, mi? Evet. Yani hasta mesela onu rahatsız eden sadece gıdısıdır. Sadece gıdısından yağ alınması gibi düşünebilir.
Oysa o gıdısının altında belki çenesinin küçük olması vardır. Yani çene küçükse o kişi gıdılı gözükür, örnek olarak söyleyeyim. Ya da kişi biraz kiloludur, ister istemez yüz daha böyle topludur. Yüz toplu olunca yüz kemikleri açıkta değildir, ortada değildir. Böyle bir hastada siz ister istemez yüz kemiklerini biraz zayıflayınca yüz kemikleri açığa çıkar ve çok daha güzel, çok daha hoş gözükebilir. Evet. Yani bir takım işin içerisinde hani estetik, görsel bir bakış açısı açısından, yani bakış olarak baktığımızda biz konuyu çok farklı değerlendirebiliyoruz. O yüzden bu tip hastaların mutlaka bizimle görüşmeye gelmesi gerekiyor. Yüz germe isteyen bir hastanın bu operasyonda beklentisi 5 ile 10 yıldır aslında. Yani 10 yıl önceki görüntüsüne ya da 10 yıl önce çekilmiş bir resmiyle yüz germe yapıldıktan sonraki görüntü neredeyse birbirine benzer. Hatta çok daha fresh, çok daha canlı gözükebilir. Genellikle böyledir. Onu baz alarak o zaman zaten nasıl, evet, bir görüntüye kavuşacağımızı az çok hayal edebiliriz. Aynen öyle. Ya da bunu şöyle değerlendirin. Bu sizi yani yaşça 10 yıl önceye götürmüyor aslında. Bu sizi sizin yaş grubunuzdaki diyelim ki 100 kişi arasında en iyi konuma getiriyor. Bir de öyle düşünmek lazım. Dediğimi aldınız tabii, mı? Kesinlikle. Mesela bazı insanlar ne derler? Ben işte 50 yaşındayım ama kimse bana 50 gösteriyorsun demiyor. Dediğimi aldınız mı? İşte yüz germeyle buna kavuşabilirsiniz. Bizim, bir tık öne geçiriyor diyebiliriz. Kesinlikle aslında. Öyle. Çünkü yüz germe neden yaptırır bir kişi? Neden ihtiyaç hisseder? Çünkü sosyal çevresi, yaşam tarzı ya da hayata bakışı, bunlar çok mühim. Ya da insanlar ne yapıyorlar? İşte belli bir ömür boyunca bir takım sorunları oluyor. İşte ekonomik sorunlar, hayatla ilgili problemler. Her şey tam halloldu dediği noktada bu defa en kıymetli şeyimizi, zamanı ve sağlığı kaçırmış oluyoruz. Kesinlikle. Bu da görsellik olarak bize yansıyor. Yani 50 yaşına geldiniz, artık her şey güzel, paranız da var, sağlığınız da iyi, her şeyiniz yerinde ama görüntü olarak kaybettiniz. Yani halbuki siz daha yaşayacak çok şeyiniz var diye düşünüyorsunuz. Çok ciddi bir eksiklik kendini göstermiş oluyor aslında. Evet, bu noktada ne yapıyorsunuz? İşte diyorsunuz gidip yüzümü artık bir şeyler yapayım, kendimi daha iyi görmek istiyorum. Ve günümüzde biliyorsunuz bu sosyal medya, selfie çekmeler, sürekli fotoğraf çekmeler, bütün bunlar da sizi sürekli kendinizle yüzleştiriyor, değil mi? Kesinlikle. Şapkanız sürekli önünüzde. Sürekli şapkanızı önünüze koyuyorlar. Yani işte bak, Ayşe teyze, işte Fatma teyze, işte Ceren Hanım yüzünde çünkü, işte şu olmuş, değil bu mi? olmuş Bir de gibi. Şöyle bir şey var. Sosyal medya hesaplarına girdiğimizde herkes çok güzel ve herkes Evet. Çok yakışıklı orada. Evet. Böyle bir kıstas var aslında. Ama onların çoğunun fake olduğunu düşünüyorum ben. Mesela hiç kimse normal hani standart resimlerini koymuyor. Orada en iyi pozlar, en iyi resimler Evet, konuluyor. Hep daha iyisini arıyoruz aslında. Ama gerçek o değil yani. Gerçek kesinlikle. O değil. Ya da bakıyorum mesela ben sosyal medya hesaplarında fenomen olmuş bazı kişilerin gerçek görüntülerini biliyorum. Onların mesela orada paylaştıkları resimlerle görünce arada çok büyük farklar olduğunu biliyoruz yani, açık az ya da çok. Kesinlikle. Ve gerçekte yüz yüze geldiğimizde, değil mi, bir şok yaşıyoruz. Bu o muydu acaba, evet, diye. Yine bir mesajımız gelmiş hocam. Tabii. Günaydın, benim göz altlarımda sürekli bir şişlik var. Neden olur? Gözlük kullanıyorum. Yaşım da 55, saygı ve selamlar demişler. Çok teşekkür ederiz. Bence son derece normal. Yaşı 55 olduğu, evet, için artık yani o yaş grubunda. Gözlükle de çok ilgili olmayabilir. Yani gözlük kullanmakla ilgili olduğunu düşünmüyorum, evet, ama artık göz torbaları bence belirginleşmiş, oluşmaya başlamıştır diyebiliriz. Neyse, yüz konusunda tekrardan devam edeyim. Yüz konusunda şimdi biz belki yüzle ilgili 100 farklı prosedürden bahsedebiliriz. Ve hastalar da zaman zaman bunları işte magazinde ya da gazetede ya da internette ya da sosyal medyada bir yerlerde görüyorlar. Hocam diyor, yeni bir şey çıkmış. Evet. İşte şöyle şöyle bir cihaz varmış. Bu sizi bir anda ameliyatsız 10 yıl geriye götürüyormuş. Gençleştiriyormuş. Gençleştiriyormuş. Yani bu tip hayal peşinde, tabii hayal satan bir sürü de toplumda insan var yani. Bunların yani pek çoğunun aslında gerçekçi olmadığı, bir takım şeylerin hastaları aldatmak üzerine kurulduğunu şimdiden anlatayım. Ya da işte iplerle, örümcek ağlarıyla, yok şunlarla, bunu bunlarla. Bunu çok duyuyoruz aslında. Evet, evet. Örümcek ağ. Hatta ben ilk duyduğumda isminden dolayı da biraz merak edip şaşırmıştım. Evet, spider diyorsun. Evet. Ama bu gerçekten bir ara çok popülerdi hocam. Evet. Ama bakın işte bir anda çok popüler olan, biz yüzlerce şey gördük yani meslek hayatımız boyunca.
bir balon yasaman alevi bir anda patlıyor. Bir anda sönüyorlar değil Ondan mi? sonra bir bakıyorsunuz hiçbir şey yok ortada. Fakat baki kalan bir takım şeyler var. O da nedir? Gerçek yapılan işler. O yüzden hani biz hastaların ihtiyacına göre bunu planlamak zorundayız. O yüzden yüzle ilgili yapılacak, dedim ya, yüze yakın farklı prosedür var. Yani botokslu bir yüz gençleştirme yöntemi, değil mi? Dolgu da bir yüz gençleştirme yöntemi. Bir takım cihazlarla, lazerlerle yapılan işlemler de birer yüz gençleştirme yöntemi. Bu biraz o zaman yöntemi. Yüzün durumuna, kişinin isteğine, talebine ve tabii ki bir de sizin yapmak istediğiniz işleme göre çok değişen bir süreç diyebilir miyiz? Aslında bunu çok net özetleyebilirim bakın. Şöyle özetleyeyim size. Yüzdeki problemi aslında 4 basamakta inceleyebiliriz. Bakın direktman böyle hani bazen ben seviyorum böyle kategorize etmeyi. Kategorize ettiğin zaman çok daha iyi anlaşılıyor. Evet. Yüzdeki problemleri 4 basamaktır bakın. Birincisi cilt problemidir. Deri problemi. Derinin kötü olmasının ya da bozulmasının en önemli sebebi işte sigara olur, güneş olur, olumsuz koşullar olur, stres olur. Yani deriniz bazen ne hissedersin? Mesela bebeğin derler ya bebek derisi. Hani bebek, baby face. İşte bakıyorsunuz bebeklerin cildi ne kadar güzel, değil mi? Evet. Yaşlanınca deri ne oluyor? Günden güne, günden güne, günden güne böyle buruşuyor, kuruyor, değil mi? Neden? Çünkü gençken ya da bebekken cildimizin içerisinde bulunan hyaluronik asit, kolajen, elastin gibi derimizdeki asıl gençliği veren, canlılığı veren, sıkılığı veren hücreler, dokular ya da yapılar çok yoğun. Yaşla beraber bunlar bozuluyor. Bunların bozulmasındaki en önemli sebeplerden birincisi güneştir. Değil mi? Aslında biraz biz de çok iyi bakmıyoruz sanırım cildimize. Evet. Güneş, bakın güneş, yaşlanmak isterseniz güneşe çıkın. Ha, güneş tabii ki D vitamini almak açısından önemli. Güneşe çıktık mı ne güzel, işte daha hoş, psikolojimiz düzeliyor. Bütün bunlara katılıyorum. Ama güneşin de her şeyde olduğu gibi fazlası zararlı. Solaryum da bunun en basit bir örneği. O da sahte bir güneş biliyorsunuz. O yüzden solaryuma giren, çok aşırı güneşlenen insanların çok çabuk kırıştıklarını, ciltlerindeki o yapıların çok hızlı bozulduğunu bilirsiniz. Ha, bu esmer insanlar için ya da siyahi insanlar için böyle bir etki yokken beyaz insanlar bundan daha fazla etkileniyor. Ekstra etkileniyorlar. Evet, yani biraz ya, rengimiz de önemli. Yani bir başkası şunu diyebilir. Ya ben çıkıyorum güneşe hiçbir problemim yok. Ama o daha esmer bir insandır. Beyaz tenli insanlar güneşten çok daha fazla etkilenirler. Bakın birincisi ne dedik? Cilt dedik, yani yüzle ilgili problemler. Deriyle ilgili, gençleşmeyle ilgili ben sizinle size bir kalemde 10 tane madde sayabilirim. Ama bu sadece derinizi canlandırır, derinizi güzelleştirir, derinizi yani daha iyi bir noktaya getirir. Bu kırışıklıkla ilgili bir problemi çözmez. Bu çukurlukla ilgili problemi çözmez, bu sarkma ile ilgili problemi çözmez. Demek ki gençleşmede ikinci basamak kırışıklık. Yani cildimizin kalitesi çok önemli. İkincisi, bizi yaşlı gösteren en önemli şeylerden bir tanesi kas ve mimik hareketlerimizde oluşan kırışıklıklarımız. Bu kaz ayakları olabilir, alın ortasındaki olabilir ya da alnımızda olabilir, yüzümüzün bu kısımlarında olabilecek böyle kırışıklıklar. Bunlar için başka bir tedavi yöntemi. Bakın az önce ciltle ilgili başka şeylerden bahsettik, tedaviler. Kırışıklıkla ilgili başka bir şey. Eğer zaman içerisinde yüzümüzde çukurluklar oluşmuşsa, bazı noktalar işte dedik, az önce bahsettik mesela alt göz kapağımızdaki çukurluklar, kaşın ortasındaki çukurluklar, burundan aşağı doğru inen çukurluklar, elmacık kemiklerimizin bulunduğu bölgedeki artık yer değiştirmeler, elmacık kemiklerimizin daha basık olması, yüzümüzün, yanaklarımızın biraz içine doğru çökmesi. Bakın çukurluk üçüncü bir problem. Asıl problemse sarkma. Bakın deri dedik, kırışıklık dedik, çukurluklar dedik. Dördüncü basamak ise sarkma. Sarkmalar. Eğer sarkmanız varsa, sarkmayı lazerle, bir cihazla, şunla bunla düzeltemezsiniz. Sarkma varsa tedavisi germedir. Başka bir şansımız da
Evet. Altı dolu bir şansımız yok aslında evet. diyebiliriz. Evet, burada bir nokta koymamız Tabii gerekiyor ki. Hocam. Devam edeceğiz. Tabii ki. Evet sevgili seyirciler, stüdyo konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen. Biz kendisiyle yüz gençleştirmeyi konuşuyoruz efendim. Kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bekliyoruz. Körfezi'nin tanınan inşaat firması As Yılmazlar Limited şirketinin Elia Yaşam Evleri projesiyle Körfez'e yeni bir yaşam anlayışı sunmaktadır. Projemizde tamamı bitmiş yapı kullanması alınmış 6 blok, 92 daire, 4 iş yeri mevcuttur. 24 saat özel güvenlik ve kamera sistemiyle güvenliğini sağlanmaktadır. Bloklarımız 4 kat ve her katta 4 daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Dairelerimiz 2+1 108 metrekare ve 3+1 128 metrekare şeklinde uygulanmıştır. Sitemiz havaalanına 10 kilometre, denize ise yürüme mesafesindedir. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın ikinci yoğun oksijeninin dağ, deniz ve termal turizminin bir arada olduğu bölgemizde siz değerli canları görmek isteriz. İrtibat numaramız 0090 266 384 1368. 0533 453 0422 0532 724 2321 0532 706 0893 As Yılmazlar İnşaat Limited Şirketi Elia Yaşam Evleri Projesi. Her hafta müziğin evrensel diliyle insanları birleştiren Mehmet Ekici ile Türklerin Diline bu hafta halk müziğinin sevilen ismi Yeni Nur ada konuk oluyor. Mehmet Ekici ile Türklerin Dili bu akşam 21.30'da Cem TV'de. Kısacık bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarına yeni gelen seyircilerimiz için hatırlatalım. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen bizimle birlikte. Biz ilk bölümde gözaltı torbalarını konuştuk, göz kapağı kaldırmayı konuştuk ve yüz germeyi konuşuyoruz şimdi de. 0212 625 64 64'ten bizleri arayarak merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Aynı şekilde WhatsApp hattımız üzerinden de merak ettiğiniz tüm soruları, mesajları ve görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Çünkü kendisi harikalar yaratıyor bu konularda diye hatırlatalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, yüz germeyi konuşuyorduk. Kimlerin biraz daha ihtiyacı olduğunu konuştuk. Ve yine ben yaşı da çok merak ediyorum. Size özellikle böyle gelinen bir yaş profili var mı? Yüz germeyle ilgili. Yani yüz germe isteyen hastalar genellikle 40-50 yaş ya da yani 45-55 yaş grubu biraz diyebilirim. Biraz o profilde yoğunlaşıyor diyebiliriz. Tabii, yoğunlaşıyor, o zaman. Evet. Ama tabii ki 60-70 yaşında gelen hasta grubumuz da var. 30'lu yaşlarda bile yüzle ilgili bir takım işlemler isteyenler var. Tabii mesela kaş kaldırma, örnek olarak bahsedecek olursak, kaş kaldırma için illa 30-40 yaşına gelmek gerekmiyor. Benim 20 yaşında kaş kaldırdığım hastam da var. Yani genetik olarak bazı insanların kaşları düşük. Evet. Ve kaşları birazcık kalkık istiyorlar. Daha çünkü insanın
şey zinde gösteriyor, daha güzel gösteriyor. Evet. Mesela 20'li yaşlarda bir hastaya da kaş kaldırma yapabiliyoruz. Yani kaş kaldırma için bir yaş grubu söz konusu değil. Örnek olarak bunu bahsedebiliriz. Bir yerde okumuştum. Bunu tamamen merak ettiğim için sormak istiyorum aslında. Kimi noktalarda işte yaşınızın genç olmasından dolayı biraz önce de konuşmuştuk ya işte botoks belki ufak dolgularla evet. yaptırmadığınız şeyler daha derinleşerek büyüyor. Belki işte erken yaşlarda bu tür uygulamaları yaptırmalısınız diye okumuştum. Doğru. Bunun bir doğruluk payı var kesinlikle değil mi? Kesinlikle doğru. Mesela kırışıklıklara meyilliyse yapınız. Mesela erken yaşta botoksla başlarsanız örnek olarak bu sizin için büyük bir avantaj olur. Çünkü kırışıklıklar oluştuktan sonra, belirginleştikten sonra artık botoks da sizin için yeterli düzeyde efekt göstermeyecek. Çünkü artık o kırışıklık olan yerlerde derin oluklar, çizgiler belirginleşmiş olacak. Botoks buraları tamamen aşmamış olacaktır. O yüzden erken başlamanın burada faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii bakın bütün bunlardan bahsederken bu yaşlanmayla ilgili yüzü gençleştirmek, yüzü yani daha canlı göstermek için bahsettiğimiz. Bir de yüzü gençleştirmekten ziyade yüzü şekillendirmek amaçlı yaptığımız işler de var. Bu da çok önemli çünkü. Gerçekten. Şimdi bakın gençleştirmek, rejuvenation dediğimiz yani yüzü daha iyi noktaya getirmek başka bir şey. Bir de yüzü daha olması gereken görüntüye ya da yüzü şekillendirmek anlamında da bir konudan bahsedebiliriz. Bu da ayrı bir konu. Mesela yüzdeki asimetriler. Bir elmacık kemiğiniz daha basık, çene kemiğinizin birisi bir tarafta, birisi bir tarafta gibi. Çünkü hiç kimsenin yüzü ayna görüntüsü gibi değildir. İki taraf eşit değildir. Bir taraf daha farklı, bir taraf daha farklıdır. Evet, mesela kimi zaman sol kaşımızla sağ kaşımız arasında da fark olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Yani yüzde ciddi asimetriler vardır. Fakat bazı hastalarda bu o kadar belirgin, o kadar bariz ki bu tip hastalar bu defa bunları çözmek için, bu tip sorunlarını düzeltmek için bize başvuruyor. Yani burada amaç gençleşmek şu bu falan değil. Yüzün daha simetrik gözükmesini sağlamak amacıyla. Bu başka bir boyut. Ya da yüzde biz altın orandan bahsederiz. Yüzde bir oran vardır. Oransal bir şey vardır. Mesela alın bölgesi 1/3, orta 1/3, alt 1/3'ten bahsederiz ki bunlar tam dengeli bir şekilde olmalıdır. İşte burun kanatlarının yapısından, elmacık kemiklerinin çıkıntısına, çenenizin yanlardaki görüntüsüne kadar bütün bunları biz böyle çiziyoruz, bir takım şeyler yapıyoruz. Çünkü burada güzellik kavramının üzerinde durmak gerekiyor. Bakın az önce gençlikten bahsettik, gençleşmekten bahsettik, yüzü daha iyi noktaya getirmek. Bir de güzellik kavramı da ki bir takım normlar var. Biz kime güzel diyoruz her şeyden önce? Güzellik nedir? Biraz bunun üzerinde aslında konuşmak evet. gerekiyor. Güzellik orandır. Orantıdır. Yani siz sarışınsınız, yeşil gözlüsünüz, mavi gözlüsünüz, bu sizi çok güzelsiniz anlamını taşımıyor. Güzellik tamamen orandır. Eğer ki alnınız çok güzel, mesela bazı insan bakarsınız alnı çok açık değil mi? Güzel değil. Çok dar, güzel değil. Çene uzun, güzel değil. Çene küçük, güzel değil. Elmacık kemikleriniz çıkıntılı, güzel değil. Çok basık. Güzel değil. Güzel değil. Tamamen oranlı ise güzel. Hatta şöyle bir çalışma yapılıyor. 500 kişiyi bir fotoğraf makinesiyle çekiyorlar. Ve daha sonra bunu mix ediyorlar bu fotoğrafları. Ve o 500 tane farklı insan. Bunun içinde Çinlisi var, siyahisi var, işte ne bileyim Arabı var, Türkü var, her türlü insan var. Birbirinden çok farklı yüzler. Evet ve bunu bir bilgisayar programında mix ediyorlar ve ideal insanı buluyorlar. Bakın ideal insan demek ki en orantılı insan. Demek ki güzellik eşittir orandır. Evet. Zaten hep konuşuyoruz ya. Bazen bizim rahatsızlık duyduğumuz bir bölge ama aslında bizim yüzümüze çok orantılı ve doğru bir yer de olabilir değil mi? Aynen öyle. Yani sizi rahatsız eden bir şey varsa ya da baktığınız zaman kendinizi çok güzel bulmuyorsunuz. Bunun altında bir şey var ama bununla ilgili de yorum da yapamıyorsunuz. Evet. İşte bu noktada gelip bizlere danışabilirsiniz. Biz en azından yüzünüzde belki şurada küçük bir dokunuşla, şuraya şöyle bir şey yaparak diye sizi yönlendirebiliriz. Tabii ki burada amaç yani sizi gidip de işte bir erkeksiniz, sizi Brad Pitt yapmak ya da Angelina Jolie yapmak değil amaç. Amaç sizin kendi kumaşınızın içerisinde olabilecek en güzel sonuca ulaşmak. Kesinlikle. Hem en doğal, evet. yakın değil mi? Evet. Hem de bizim o tanımlayamadığımız ama belki rahatsızlık duyduğumuz o nokta atışını bir profesyonel el daha kolay anlayacaktır aslında. Aynen.
Hatta bununla ilgili olarak mesela volümetrik dediğimiz yüz güzelleştirme. Şimdi neden bahsediyorum? Mesela az önce dedim ya, çukurluklar vardır işte şuralarınızda, buralarınızda. Bunlarla mesela sizi nedir? O çukurluklardan kurtararak sizi daha canlı, daha genç göstermeye çalışıyoruz. Oysa ki volümetrik yüz güzelleştirme dediğiniz olayda çukurluk için yapmıyoruz bu defa. Mesela çenesi geride oluyor kişinin. Çeneyi doldurarak olması gereken oranı yakalıyoruz. Mesela buralar çok basıktır. Buraları biraz dolduruyorsunuz. Daha böyle köşeli, daha böyle kemikli bir yüz oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ya da elmacık kemikleri basıktır. Buralara birkaç böyle dolgu yapıyoruz. Yüz böyle daha farklı, ifadesi olan bir yüz haline geliyor. İşte dudakları biraz kalınlaştırıyorsunuz. Diyelim ki kaşların kenarlarına biraz dolgu veriyoruz. Bu kaşı daha dolgun, daha kalkıkmış gibi gösteriyor. Ya da bakın yağ konusu. Mesela ben önümüzdeki programlardan bir tanesinde sadece yağdan bahsetmek isterim. Hı hı. Mesela gençlik dediğimiz zaman bugün yağlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Yağ dokusunu yüzümüzde belli bölgelere vererek, bakın, yüzü çok daha hoş, çok daha iyi bir görüntüye getirebiliriz. Bu nedir? Mesela çeneye verirsiniz mesela. Çeneyi büyütmek ya da daha şekilli noktaya getirmek. İşte elmacık kemiklerine verirsiniz yağ dokusunu. Orayı biraz daha volümlü, daha güzel bir görüntüye getirebilirsiniz. Kişi biraz hafif toplu, hafif dolgun bir yüzden hoşlanıyorsa öyle bir form sağlamak mümkün. Aslında biraz önce çok güzel bir şey söylediniz hocam. İfadesi olan bir yüz elde edebiliyoruz dediniz. Evet. Bazı yüzlerde belki de o bizim tanımlayamadığımız eksiklik bu, değil mi? Aynen öyle. İfadesi olmayan bir yüz aslında. Yani orantısı diyelim, ifadesi olmayandan kasıt, yani daha estetik görünen, yani oranlı bir yüz. Yani güzellik, az önce anlatmaya çalıştığım kavram buydu zaten. Hani güzel olmak, ki herkesin istediği, arzu ettiği bir şey. Herkes güzel olmaktan gurur duyar, hoşuna gider. Yani güzellik çünkü tercih edilmektir bir anlamda. Kesinlikle. Burada güzel olmayan insanları lütfen eleştirdiğimi düşünmesinler. Yani bizler bir takım şeylerle o kişilere tamam gençlik vermeye çalışabiliriz. O kişileri daha genç göstermeye çalışabiliriz. Ama bunun yanında bir takım doğuştan gelen problemler var ise, bunların üzerinde de bir takım küçük nokta atışlarıyla çok daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Kesinlikle, bu artık bizim elimizde, evet, diyebiliriz. Evet. Bir mesajımız daha varmış. Günaydınlar. Benim doğuştan tek göz kapağımda düşüklük var. Kaşıma dolgu yaptırarak kapatmaya çalışıyorum genelde. Bazen botoks yaptırmayı deniyorum. Bir kez de operasyon geçiririm ama hiçbir faydasını göremedim. Tek göz kapağımda işlem yapılıyor mu? Ve tekrar aynı başarısızlığı yakalar mıyım diye korkuyorum demişler. Çok geçmiş olsun diyelim. Şimdi bu tabii ayrı bir konu. Buna biz ptozis diyoruz. Hı-hı. Doğuştan olan blefaropitozistir bunun ismi. Bu başka bir bizim hastalık. Bizim konuştuğumuz aslında sonradan oluşan, yaşa, evet, bağlı oluşan, derinin, evet, yapısına bağlı oluşan, evet, bir durumdu. Ama bu da başka bir konu ve ciddi, hı-hı, bir hastalıktır bu blefaropitozis. Şimdi anlatacak olursam çok uzun bir konu, evet, aslında. Evet, derine inemeyeceğiz ama. Yine de bahsedeyim yani. Çünkü seyircimizi en azından bu anlamda bilgilendirmek isterim. Ptozisler normal şartlarda 3 formdadır. Hafif, orta ve ağır olmak üzere. Hafif formdaki bir ptoz hastasını tedavisi de çok kolay. Orta ptoz daha bir farklı. Ağır ptozlarda ise biz bacaklardan mesela özel kasları alıyoruz. Onu alıp o gözü, yani göz kapağı düşük olan hastalarda oraya bir yama şeklinde alıp bunu yukarıdaki frontal kas dediğimiz alın kaslarına asıyoruz göz kapağını. Yani bunlar bizim rekonstrüktif dediğimiz artık onarım cerrahisine giren işlemler. Hani seyircimiz sorduğu için, böyle bir probleminiz varsa lütfen bize başvurun. Derecesine göre tabii de ki değişiyor. Ben o konuda tabii daha önce ameliyat olmuş olmanız da buradaki hani keşke olmamış olsaydınız. Bu tip problemi olan kişiler lütfen hani bu tip konularla çok uğraşan bizler gibi plastik cerrahlara başvursunlar. Bunu ısrarla söylüyorum. Aslında biraz önce de konuştuk ya, böyle gözler söz konusu olduğunda özellikle, evet, bazen bir kafa karışıklığı yaratılabiliyor aslında ama, evet, plastik cerrah tarafından, evet, daha doğru nokta atışları yapılacak diyelim. Tekrar ikinci mesajımızı da okuyalım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çenemin birazcık daha önde olmasını istiyorum. Ne yapabiliriz bunun için? Şimdi çene konusu gerçekten çok özel bir konu. Çene, alt çene ayrı, üst çene ayrı. Bizler biliyorsunuz maksilofasyal dediğimiz çene kemikleriyle de çok uğraşan bir branşı sahibiz. Yani çene kemik ameliyatları çok yapıyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Yani çene ucunu ilerletmek, bunu kemiği keserek de olabilir, ucuna bir implant koyarak da olabilir. Ya da üst çeneniz mesela gerideyse bunu ileriye alabiliriz.
Bazı insanlar çünkü bakıldığı zaman alt çene uzunmuş gibi gözükür. Aslında bu alt çene uzunluğu değil, üst çene geri olduğu içindir. Öyle geliyordur bize, evet, o yüzden. Bazı insanlarda ise normalde alt çenesi diyelim ki normal gibi gözükür ama geridedir. Hı hı. Hatta alt çenesi geride olan kişiler çok horlar. Örnek, yani bu da bir sağlık problemidir aynı zamanda. Bu tip hastalarda çeneyi ilerletmek, geriye almak, çene ucunu kısaltmak, bu tip işlemler zaten yaptığımız şeyler. Buralarda hep amaç nedir? Yüzü, bakın burada gençleştirmek değil, yüzü daha oranlı bir hale getirmek. Bu hastamız için de aynı şey geçerli. Yani o çenesinin küçük olduğunu, biraz geride olduğunu düşünüyor. Biz bunu çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Bunlar kolay ameliyatlar. Evet, ameliyat sürecini soralım biraz, evet, da. Evet, çok kolay şeyler. Mesela çene ucuyla ilgili işlem ne kadar biliyor musunuz? Gerçekten 10 dakika mı alıyor? Bu kadar kısa bir süre, evet, aslında. O kadar kolay. Yani ki dışarıdan iz olmadan ağız içinden girerek çene ucuna bir implant koyuyorum mesela. Anında görüntünüz değişiyor. Bizim o çok uzunca süre gözümüzde büyüyen durumun aslında, evet, çözümü, evet, 10 dakika diyebiliriz. Çok mucizevi bir şey ya. Hakikaten yani bir anda, yani bütün hayatı boyunca küçük çeneli, çenesi geride olmuş bir hastaya küçük bir implant koyuyorsunuz. Bir anda ifade tarzı, kesinlikle, tavrı. Kesinlikle bambaşka, mimikler, tabii, bambaşka. Aynen öyle. Yüz İfadeler inanılmaz kazanıyor. Hoş görünüyor. Gıdısı varsa mesela gıda ortadan kalkıyor, örnek. Evet. Bunun yanında mesela günümüzde işte bir sürü şeyler var. Mesela Hollywood yanakları, değil mi? Öyle söyleniyor. İşte evet. V-shape. Yani yeni yeni isimler verilince sanki yeni yeni şeyler yapılıyormuş gibi. Aslında bunlar zaten bizim yaptığımız, bildiğimiz konular. Fakat isimlendirdiğiniz zaman sanki yeni bir yöntem keşfedildi. Yeni bir yöntem varmış gibi adlediliyor. Aslında var olan uygulamalar. Var olan sadece uygulamalar. Sadece bilinirliği artıyor diyebiliriz, evet, belki. Mesela pek çok insanın problemi gıdı bölgesindeki yağlar. Yani bunlar nasıl kurtulabiliriz? Diyelim ki buradan yağ alıyoruz. Tamam, yağ aldık. O zaman gıdınız azalıyor. Zaten gıdının en önemli problemlerinden bir tanesi çenenin küçük olmasıdır. Bu aldığımız yağları atmayalım. Bunu da çene ucunuza koyalım. Bakın, bir taşla iki kuş vurduk. Evet. Yani hem gıdınız azaldı hem çeneniz birazcık büyüdüğü için otomatik olarak çok daha şık bir görüntüye geliyorsunuz. Bu yüzünüzü o V-shape'e getiriyor. Ya da diyelim ki yanaklar çok böyle şişman, şişkin duruyor. Burada ağız içerisinde bizim Bishop Fatpad dediğimiz... Bishop duymuşsunuzdur belki. Çok, yani internette mesela ortalık yıkılıyor işte Bishop Fatpad. Zaten Bishop yıllardır var orada durur yani. Oradan yağ dokusunu alırsınız mesela, yanaklar birazcık daha böyle çukurlaşır. Pek çok hanım mesela buraların biraz çukur olmasından yana. Evet, hatta yine makyajla, evet, belki o görüntüyü elde etmeye çalışıyoruz, evet, değil mi? Bazı insanlarsa buranın dolgunlaşmasını istiyor. Yani bu, bakın, farklı tarz, beklenti de değişik. O yüzden böyle bir takım problemler varsa gelebilirler. Bizler yani bu anlamda hastanın isteklerini, bizim de olması gerekeni birlikte koordine ederek yaptığımız işlemler. O yüzden hep söylüyorum, yüzle ilgili görüşmelerde internette şurada burada yeni bir şey çıktı ne yapalım gibi değil de bir eksper, yani bir plastik cerraha gittiğiniz zaman özellikle yüzle sık uğraşan bir hekimi. Çünkü yüz herkesin ilgi alanı değil. Yani bugün... İşte burun yapan, meme yapan hekimlerle karşılaşabiliyorsun ama salt yüzle uğraşan hekim bulmanız da çok fazla değildir. Yani uğraşan, evet, hekim de çok, doğru, fazla değildir. Nihayetinde bu anlamda geldiğiniz zaman bizler en azından size doğru olanı söyler, gerekli olan ya da olmayanı da söyleyebiliriz. Yani size ne deriz? Gerek yok, yüzünüz gayet güzel, gayet iyi olması gerektiği gibi. Bunu değerlendirmek babında. Dediğim gibi bakın, şimdi iki... Farklı yola çıktık. Birisinde gençleşmekten bahsediyorduk. Şimdi güzelleşmekten bahsediyoruz. Bakın, başka bir konu bu. Kesinlikle hani, birbirinden bağımsız. Bağımsız konu, evet. Yani yüzünüz yaşlanmıştır. Yüzünüzü gençleştirebiliriz. Farklı. Yüzünüzle ilgili bir takım problemler vardır. Yüzünüzü güzelleştirebiliriz. Farklı. Evet. Bakın, yüzle ilgili şu anda iki ayrı konsept oluşturabildim yani. Kesinlikle. Ve daha neler var sizden öğreneceğimiz aslında, ama reklamda da konuşmuştuk. Sosyal medyayı da çok aktif kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Canlı yayınlarda yapıyorsunuz hatta. Evet. Evet. Oradan da aslında merak ettikleri soruları, tabii, sizlere, tabii, sorabilirler. Çünkü bizler de burada belki yeterince soramıyoruz. Yani şöyle, tabii ki hani bu ekranlarda bizi izleyenler oluyor, izleyemeyenler oluyor. Çünkü herkes bizi artık televizyonda izleyemeyebiliyor. Çünkü... Sosyal medyayı, yani herkesin elinde telefon ve en az günde 2-3 saatleri onunla geçiriyorlar. Ve paylaşımlarınızı da görebilirler, evet, zaten. Ben paylaşımlarda özellikle çok enteresan şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İnsanların fark etmediği ya da bilmedikleri. Mesela dünkü paylaşımlar çok enteresandı. Bir tanesinde meme başları büyük olan. Mesela şimdi yaz geldi, herkes tişört giyecek.
bazı insanların, bazı kadınların meme başları çok büyük, iri. Değil mi? Evet. Ve bundan çok rahatsızlar. Yani sürekli onu kapatma gereği hissediyorlar. Bunu küçültmek çok kolay mesela. Bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Ya da bazı insanların meme başlarının kahverengilikleri çok büyük. Kahverengi kısmı var ya, biz oraya areola diyoruz. Orası çok geniş oluyor. Mesela çok kahverengili çok geniş oluyor. Onu küçültmek. Ki bu mesela pek çok kişinin aklına gelen ya da gelmeyen farklı konular. Evet, buradan da görebilirler. Bir telefonumuz varmış. Güler Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, buyurun, sizi dinliyoruz. Ben doktor beyden yaşla göğüs küçültme ameliyatının bir alakası, hani bağlantısı olmaz mı? Hani yaş 60 diyelim, yaşım 60. Evet. Göğüslerini küçültmek istiyorum. Memnuniyetle Güler Hanım, öncelikle geçmiş olsun. Ben şöyle söyleyeyim, 60 yaşında... Hatta 70 yaşında bile göğüs küçültme ameliyatı için bize başvuran çok hasta oluyor. Ve ben göğüs küçültme çok sık yapan bir hekimim hakikaten. Gün oluyor, günde 2-3 tane, 4 tane yaptığım oluyor. Bu tip hastalar bu ameliyatı yaptığımız zaman bize ne diyorlar biliyor musunuz bir gün sonra? Ya diyor, keşke dün yapsaydık, bir gün önce yapsaydık. Yani çok neden geç kalınmış, neden bu kadar mi? Vakit kaybetmişiz diyorlar. Hakikaten böyle bir probleminiz varsa lütfen durmayın, beklemeyin. Çünkü şöyle... Bunlar sizin için yük. Eğer göğüs gerçekten fazla ise, büyükse, bu kişi için sütyen kullanıyor, omuzlarında kesme izleri oluyor, bel ağrısı oluyor, sırt ağrısı oluyor, boyun ağrısı oluyor. Şimdi önümüz yaz, pişikler oluyor, koku oluyor, terleme oluyor. Kişiyi sosyal olarak kalın gösteriyor, sürekli kilolu gösteriyor, ceket giymek istiyor, giyemiyor. Yani buna benzer bir sürü size sebepler sunabilirim. Anlatabilirim daha doğrusu. Bu ameliyat kolay bir işlemdir. Ve amaç burada sizi olması gereken güzel forma getirmek. Ha, bu tip hastalarımız bize ne diyor? Hocam diyorlar, küçült küçültebildiğin kadar. Ben diyorum, kökünden keselim. Böyle bir şey tabii ki olmayacak. Amacımız nedir? Amacımız güzel olması. Yani göğüs kadın için önemlidir. Göğüs sadece süt verme organı değil. Kadın için kadınlık simgesidir aynı zamanda. Kesinlikle. O yüzden bizim buradaki amacımız onları küçültmek. Ve vücudunuz için olabilecek en doğal formda. Bakın, ben hep her şeyin başında doğallıktan bahsediyorum. Bu burun için de geçerli, yüz için de geçerli, meme için de geçerli. Yani göğsü hiç olmayan hastalar ne istiyorlar? Büyük olsun, olabildiği kadar büyük. Göğsü büyük olan insanlar ise olabildiği kadar küçük olsun istiyorlar. Tam zıttın aslında. Oysa ki bizim için önemli olan şey ne çok büyük olması, ne çok küçük olması. Oranlı olması. Vücudunuz için oranlı olması, doğal olması çok önemli. Yani kilonuza göre, omuz çevrenize göre, boyunuza göre en ideal formu yakalamak burada sizi hem mutlu edecektir, hem sağlığınıza kavuşturacaktır. Hem de niye bir gün önce yaptırmadım dememiş olmanız açısından bence bu tip ameliyatı eğer olmak istiyorsanız yaz öncesi yaptırtın. Çünkü kolay bir işlem. Yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor. Hastanede bir gün kaldıktan sonra ertesi gün işinize dahi başlayabilirsiniz. Bakın, o kadar net söylüyorum. O kadar da aslında kolay evet, bir işlem. O kadar net ve kolay diyorum. Yani göğüs küçültme ameliyatı yaptırmış bir kişinin hani günlük aktivitesine bir gün sonra dönebileceğini söylüyorum. Yani bunun için hani izin almanız dahi gerekmez. Bir hafta sonu, cuma günü, cumartesi yaptırsanız pazartesi günü işbaşı yapabilirsiniz. Ve 3 hafta, 4 hafta sonra denize girebilirsiniz. Havuza girebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz ve ağrılı bir işlem değildir. Yani yatak yorgan yatmak zorunda değilsiniz. Hiç gözümüzde korkutmaya gerek yok diyelim. Kesinlikle. Güler Hanım'a da o zaman lütfen vakit kaybetmesin diyelim. Çünkü diyoruz ya, bazen biz gözümüzde çok büyütüyoruz. Biraz evham yapıyoruz ama dediniz ki ertesi gün normal günlük rutininize hemen geri dönebilirsiniz. Göğüs büyütme için belki aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama küçültme de zaten ciddi bir de sağlık problemi de değil mi? Yani bir ciddi bir omuz ağrısı, boyun ağrısı. Aynen. O artık biraz böyle güzelliğin de dışına çıkıyor zaten. Kesinlikle. Biraz sağlığımız için halletmemiz gereken bir sorun. Küçüklük de başlı başına problem. Bu da psikolojik problem. Psikolojik bir tabii ki. Yani düşünmeyin, dedim ya az önce. Yani göğüs sadece süt verme organı değil. Tamam, göğsümüz yani kadın için önemli, çocuklarını emziriyor falan ama bununla beraber 20'li yaşlarda bir genç kız, yani ailesi sürekli baskı nedir? İşte büyüyecek, işte doğum yap, büyür, kilo alırsın, büyür. Büyümüyor. Evet. Büyümüyor. Yani ya da büyüse bile onun istediği beklentiye gelmiyor. Zaten belli bir yaşa kadar şekilleniyor değil mi? Ondan sonrasında zaten belki çok ufak değişiklikler söz konusu oluyordur diyelim. Yani bu
Basit bir yani ameliyatla. Çünkü meme protezi, meme büyütmek, silikonla meme yapmak çok kolay bir şey. 15-20 dakika sürüyor bu ameliyatı. Evet. Yani ve bu ileride süt vermenize engel değil, doğum yapmanıza engel değil. Ben hatta şöyle bir şey söylerim. Hani göğsü büyük olmaktansa küçük olmak daha büyük bir avantaj. Çünkü hiçbir zaman sarpmayacak. Evet doğru. Evet. Hiçbir zaman sarpmayacak. Çünkü sarkacak bir doku yok orada. Evet bu da güzel yüzden... tarafı diyelim birazcık. Evet ben göğsü küçük olanları şanslı buluyorum açıkçası. Çünkü göğsünüz büyükse çünkü o zamanla yer çekim etkisiyle ister istemez sarkacaktır. İster istemez büyüyecektir. Ama göğsünüz küçükse bu yani protez yaptığınızda ömür boyunca onunla düzgün bir şekilde ve hep dik bir memeniz olacak yani. Evet ne kadar güzel diyelim. Evet. Bu görüntüden sonraki o yeni yaşam insanlar için aslında. Peki çok teşekkür ederim ben. Bugün de süremizin sonuna geldik ve ben nasıl geçti yine hiç anlamadım hocam sayenizde. Çok güzel konulardan bahsettik. Aslında herkes yani daha önce burundan bahsetmiştik bakın memeden evet. bahsetmiştik. Bugün yüzden bahsettik özellikle. Gerçi çok hafif biraz memeye de girdik ama sözün kısası amacımız insanları hem gençleştirmek hem güzelleştirmek ama bütün bunları yaparken doğallıktan ödün vermeden onlar için olabilecek en güzel forma, en güzel yapıya, en güzel şekle gelmek. Eğer gerekli olduğunu düşünmüyorsak da bunu hastamıza birebir anlatıp bakın sizin yüzünüz gayet iyi ya da yapılacak olan işlemlerden fayda görmeyebilirsiniz ya da görmezsiniz diyerek onları doğru bilgiliyle en azından aldatmadan, yanıltmadan. Kesinlikle objektif olarak bilgilendirmek de çok kıymetli. Aynen ve öyle. En kısa zamanda da tekrar bekliyoruz efendim sizi. Memnuniyetle her zaman. Evet sevgili seyirciler biz bugünlük de süremizin sonuna geldik. Operatör Doktor Fatih Dağdelen bizimle birlikteydi bugün. Yarın başka bir konuğumuzla biz yine burada olacağız, sizi bekliyor olacağız. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz biz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.